İkinci sınıf öğrencilerimizin bir kısmı gerçekten de çok ciddi çalıştı. Ama sadece son sınıfta çalışmak yetmiyor biliyorsunuz. İşi beşinci sınıftan bu okula adım atarak yani başlamak lazım. Beşinci, altıncı, yedinci, ikinci sınıfta sistemli bir şekilde çalışır. Biz derslerimize gereken önemi verecek olursak son senede çok fazla zorlanmış olmayız. Gayret eden, çalışan daima emeğinin karşılığını alarak kazanır. Ve iyi ki de bu işi yapmışım. İyi ki ben bazılarına uymadım. Onlar zıplarken, oynarken, koşarken ben kendimi mahrum ettim bir süreliğine. Ama birçok şeyi kazandım. Ve iyi oldu demeye çalıştım. Suriye vatandaşlıyım. Yıl boyunca çok çalıştım. Birinci dönemde teşekkür aldım. Bu dönemde teşekkür alıyorum. Mutluyum. Mutluyum. 7 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçıp geldik. Burada çok mutluyum. Bugün itibariyle 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Ve öğrencilerimizle beraber bir karne töreni heyecanı yaşadık. Tabii bu heyecan sadece öğrencilerde değil, bizde de vardı. Çünkü öğrencilerin yıl boyunca sergiledikleri ve emek sarf ettikleri bir yılın bütün çabasını bugün karnelerinde gördüler. Ve öğrencilerin büyük bir kısmı sevinçli, mutlu, bazıları üzüntülüydü. Yıl içerisinde bazı şeyleri başaramamın üzüntüsünü yaşıyorlardı. Ama dediğim gibi büyük bir kısmı gayet sevinçliydi ve bekleneni istiyordu, hak ediyordu. Çünkü sene boyunca yapılan bütün, daha doğrusu kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda, yönlendirmeler doğrultusunda çalışmalarını yapmış, gayret etmiş, emek sarf etmiş ve bugün de o emeğin karşılığını karnesinde gördü ve son derece mutlu. Biz de okul idaresi olarak öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmeler yaptık. Yaz tatilinin nasıl geçirilmesi konusunda bilgilendirmeler yaptık. Karnenin bir miktar kötü olması veya notların çok iyi olmaması herhangi bir şeyin sonu olmadığının, bunun telafisi olabileceğinin ve var olduğunu söyledik. İleriki zaman dilimlerinde bu telafinin de yapılması gerektiği konusunda kendilerine bilgi sunduk. Velilere şu tavsiyem olacak. Veliler öğrencilerin karnelerini ellerine aldığı zaman aslında o karnelerin sadece öğrencilere ait bir sonuç karnesinin olmadığı, aslında onun büyük bir payının da aileden de kaynaklanan bir karne olduğunu da söyleyebiliriz. Yani karneye baktıkları anda aslında sadece çocuğun değil kendi karnelerinin olduğunu da bilsinler. Çünkü kendi çocuğuyla ilgilenen ailelerin çocuklarının sonuçta daha başarılı, daha gayretli olduğunu görebiliyoruz. Bunu biz gözlemleyebiliyoruz. Fakat hiçbir şekilde kendi öğrencisiyle uğraşmayan ve gerekli ilgiyi göstermeyen ailelerin çocuklarını ise bu anlamda daha başarısız olduklarını görebiliyoruz. Başarısız da olsa dahi onların bu konuda üzülmemeleri gerektiğinin, bunun telafisi için yaz boyunca gerekirse iyi bir planlamayla beraber seneye daha iyi bir sonuç alınabilmesi için gayret etmesi gerektiği konusunda eğer onlara tavsiyelerde bulunurlarsa iyi olacaktır öğrencilerimiz için. Çocuklar zamanlarını değerlendirebilmek için tabii öncelikle bir dinlenme tatili. Ama dinlenirken sonuçta beyin orada atıl olarak durmaması gerekir. Özellikle sayısal anlamda sudoku ve buna benzer bulmacalar çözülebilir. Ve sözel anlamda kitap okunması çocukları hem dinlendirecek hem de yaz tatili boyunca kendilerine buna benzer kazanımlar olacak. Sportif ve kültürel anlamda
yaz tatili boyunca işte gençlik ve spor merkezlerinin, ondan sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarının kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerine katılsınlar ve bu anlamda kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Bugün karnemi aldım başarılı bir şekilde. Ailemin de bana bu konuda desteği çok oldu. Her zaman bana destek verdiler, çalış, gayret et diye. Yani ben de onları utandırmadım ve onlara söyledikleri her şeyi yapmaya çalıştım. Bugün buradayım ve takdir belgemi aldım. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Mola Halil İmam Hatip Ortaokulu'ndan BC sınıfında annem ve babamın destekleri sayesinde bu yıl sonu hep bugünü bekliyorduk ve o gün de geldi ve ailemin desteği sayesinden teşekkür aldım. Çalıştığımın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bir de buradan bütün hocalarıma saygılar ve isteklerimi gönderiyorum.